değişikliği krizi şimdi ve burada. Dünyadaki hemen hemen her çocuk sellerden, yangınlardan, kuraklıktan, kasırgalardan veya hava kirliliğinden etkileniyor. 1 milyar çocuk birden fazla iklim şokuyla karşı karşıya. Temiz su, hijyen ve sağlık hizmetleri yetersiz. Gıdaya erişim zorlaşıyor. İklim krizi bir çocuk hakları krizidir. Milyonlarca çocuğun şu anda acil insani yardıma ihtiyacı var. UNICEF, her çocuk için. Ekranlarından günaydın. Sıcak Bakış programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi değerlendiriyoruz değerli konuklarımızla birlikte. Bizden önce gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş sizlerle birlikteydi. Son Mühür ekranlarını açtı. Günaydın dedi, gündemi değerlendirdi. Birkaç gündür hem sağlık hem eğitim gibi birçok sektörü sendika temsilcileriyle birlikte konuşuyor. Biz de bugün biraz daha sanata doğru rotamızı çevirelim, konuşalım istedik. Biliyorsunuz ki İzmir Kitap Fuarı gerçekleştirildi. Hem biraz fuarı değerlendirelim hem de sanata dair birkaç başlığı konuşuyor olalım istedik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebileceğinizi öncelikle hatırlatmak isterim. Sizlerin yorum ve mesajları da bizler için oldukça kıymetli zira. Stüdyomuzda yazar Esin Gülümser bizimle birlikte stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Kitap Fuarı'nı detaylıca konuşacağız. Birçok başlığa değinince sizin de çok güzel çalışmalarınız var. Bizim de merak ettiğimiz kitaplar hakkında da konuşuruz. Evet. Yazar olmak, şair olmak, bunlar üzerine de merak edilenleri değerlendiririz. Ama biz öncelikle şöyle başlayalım istedik. Aynen. Yayın öncesinde sizinle konuştuk. Esile kızımız. Evet. Esile kızımızı ne yazık ki kalp naklinden kısa bir süre sonra kaybettik. Sizlerin de destek verdiği, bu anlamda farkındalık yaratmaya çalıştığınız. Kesinlikle. Esile tabii sadece bir isim. Onun gibi onlarca çocuk, onlarca kişi var nakil bekleyen. Evet. Dolayısıyla belki biraz buna dikkat çekerek başlarız diye kesinlikle düşündük. Önce tabii bendeki oluşturduğu duyguyu söylemeliyim. Şöyle bir şey. Bende annelik duygusunu tetikledi tabii ki. Bir annenin orada çocuğunu, evladını beklemesi, her gün bir umutla, her gün yeni bir umut ederek organ nakli gerçekleşir diye, kalp ne zaman gelir, ne zaman bulunur diye annenin o mücadelesini görmek benim gerçekten yüreğimi yani sızlattı. Zeynep'im hanım inanılmaz derecede mücadele verdi. Birebir kızının başında durdu. Defalarca ağladı. Defalarca elinden geleni yaptı. Esil Hacım mekanı cennet olsun. Zaten cennet Esil Hanım mekanı. Yüreğimizi gerçekten sızladı. Yetişemedik. Uzun bir mücadele gerekti. Aynen. Esile için. Evet. Organ naklinde ne yazık ki hala istenilen noktada değiliz. Değiliz. Bilinçli olarak. Değiliz. Yani bilinç olayında daha büyük farkındalıklar yaratılması gerektiğine inanıyorum ben. Kendi adıma. Sizin için de öyledir aynı zamanda. Kesinlikle toplumun topyekun bir şekilde bilincinin açılması gerekiyor bu konuda. Nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Bunlar tabii sosyal medyayla gerçekleşir. Öncelikle eğitimde yer alması gerektiğine inanıyorum ben. Ben kendi adıma kitaplarımda, sosyal medya paylaşımlarımda ya da herhangi bir sohbette bunu değinirim. Ama sosyal mesaj olarak tabii ki burada en büyük sosyal mesaj devlete düşüyor. Evet, bu tabii yukarıdan aşağıya doğru topyekün hareket edilebilecek. Bir takım kişilerin söylemleri çok önemli. Yöneticilerin, toplumun önünde kesinlikle olan kişilerin söylemleri çok önemli. Aynen. Bu baştan aşağıya sirayet edecek. Bu bağlamda sizlerin de tabii bu konuyu dikkat çekmeniz çok önemli kesinlikle, ve kıymetli. Kesinlikle. Oraya enerji vermeliyiz. O annenin yerini koymalıyız kendimize ya da babanın yerini koymalıyız. Burada zaten en başta oluşturacağımız duyguya empati yapmak istiyorsak
o annenin ya da babanın yerine kendini koymak. Onu koyduktan sonra zaten o mücadeleye siz de ortak oluyorsunuz. Şimdi 16 yaşında gencecik bir kızdan bahsediyoruz. Gencecik bir kızınızı kaybettik. Ve evet. Zaman kaybından dolayı. Zaman kaybından en dolayı. En önemli, ya en acı tarafı belki de olayın budur aile için. Yani kesinlikle o kadar çok sanatçılarımız destek oldu ki, o kadar çok sporcularımız Esila'ya destek oldu ki. Çünkü Esila'nın sporcu kimliği de vardı. Büyük şeylere de vardı, ödülleri, madalyaları evet, da vardı. Spor camiası ve sanatçı camiası inanılmaz derecede destek oldu. Ama nedense biz sesimizi hem ailesi en başta hem de bu dediğim grup, toplum duyuramadık. En acı tarafı da bu. Evet. Ve Esila'nın o mücadelesini görmek gerçekten içler acısı. Çok üzücü yani. Onu annesinin yerine kendinize koyduğunuzda o kadının başında her gün can alıp can vermesi gerçekten şeydi. Çok zor. Üzücü. Üzücü. Evet, bir anne için çok üzücü. Bundan sonra başka Esinalıları da benzer evet, şekilde kaybetmek. Kesinlikle. Sırada daha kaç tane çocuğumuz var. Ben diyorum ki topluma şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen organlarımızı cennete götürmeyelim. Evet. Şimdi konuşacağımız çokça başlık var. Vaktimiz de kısıtlı. Dolayısıyla evet, dilerseniz evet. Sizin çalışmalarınızdan başlayalım. Fuarı da detaylı bir şekilde aynen. ardından değerlendiririz aynen. elbette ki. Neler yapar, nasıl? Şimdi şiirler görüyorum. roman zannediyorum ki. Roman. Görüyorum. Evet. Hangi alanlarda çalışır Esin Gülümser? Hangi evet. alanlarda yazar? Tabii. Başlayalım. Esin Gülümser yazın hayatını ortaokul döneminde öğretmeninin desteğiyle birlikte büyütmüş bir yazar. Ama bunu belli zaman sonra ortaya çıkardı. Biraz geç ortaya çıkardı ama önemli olan ortaya çıkarmasıydı. 2010 yılında Eskişehir'de yaşıyordum. O esnada oğlum doğdu. Oğlum çok küçük, bebek ve yaramaz bir çocuk değildi. O esnada hep WhatsApp yok, Zoom yok, internet bu kadar şey değil. En son teknolojiye ulaşmış değil. Ama Messenger'da mesela bir yazı grubu vardı İstanbul'da. O Messenger'a bağlanıyorduk. O yazı grubuna yazılarımızı gönderiyorduk. İstanbul'a yazıyorum diye bir grup. Hı hı. Müthiş bir gruptu. Orada başladım ilk yazılarımı yazmaya. O zaman sizin hep ilginiz var mıydı? Vardı. Hep bir şeyler karalıyor vardı, muydunuz? Vardı, karalıyordum. Hı. Profesyonel anlama geçiş öyle oldu. aynen. Hatta yıllar sonra ortaokuldan bir arkadaşımla karşılaştığımda şöyle dedi ki, hiç şaşırmadım yazar olduğuna çünkü hep yazıyordun. Ya farkında mıydın dedim arkadaşıma. Evet, çok fark ediliyordu bu dedi. Demek ki ben çok fark edememişim. bu 2010 yılındaki macera tabii kendisini ara verdi. Ara verdikten sonra yine bu bende inanılmaz bir şekilde şeye geldi. Yine kapımı çalmaya başladı. İçerideki ses durmuyor artık. Yaz. Annem de dedi ki durmuyorsun artık. İstersen bunu yazmaya başla. Ya bakın yine bir anne görüyor musunuz? Anneler anne. Gerçekten kesinlikle. Çok kıymetli. Kitap yazmamı ilk isteyen annemdi. Evet, onu annemdi. Fark eden ve yol gösteren. Kesinlikle. Destek de çok önemli değil mi kesinlikle. Çünkü harekete geçerken? Yani bir kişinin size söylemesi o kulağınızda kalıyor. Öğretmenimin bu konuda çok mücadele vermesi. Akabinde o kişiler böyle peş peşe geliyor. Onlar size başlıyorlar işte Esin hadi yazmaya başla artık yazmaya başla. Aa, yapabilirim diyorsun. Başladığımda ilk sonrasında Mario Levy ile başladım ben. Değerli hocam, buradan saygıyla kendisini almış olalım. Kaybettik kısa bir zaman önce. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Mario ile başlayan bir süreç. Ve Mario
zannedersem o büyük tutkumu fark etti. Ve biz sayesinde külliyatımı oluşturduk kendisiyle. Bana yaptığı en büyük budur. Külliyatımı oluşturup hayatımdan çekildi bir şekilde. Şimdi tabii sizin hayat hikayeleriniz de bu işe gönül vermeye hevesli olan birçok gence de yol gösterici. Kesinlikle. Biz bazı şeyleri ne yazık ki sosyal medya ile birlikte daha basitleştirdik, basite indirgedik. Aslında bir şeyler yapmak, tanınır olmak, bir şeyleri kaleme alıyor ya da anlatıcı olmak bunların hepsi bir kültür, bir interland gerektiriyor. Ve tabii doğru insanlarla doğru temaslar gerektiriyor. Kesinlikle. Gençler şimdi her şey bugün olsun, şu anda olsun istiyor. Evet. Yani bu kitaplar bir günde de ortaya çıkmadı tabii ki, değil mi? Büyük bir emek vardır bunun altında. Yani şu an için ben tam 50 yaşındayım. 50 yıllık bir tecrübe, tabii. 50 yıllık eğitimler, üst üstüne birikmiş eğitimler. Kaç çeşit eğitimden geçtiğimi bilmiyorum. Sanki bunun için hazırlığımı yapmışım. Geriye dönüp baktığımda. Yani yazma fikri sonradan oluşsa da ben aslında yavaş yavaş taşları, tuğlaları oturtmuşum. Evet. İlk olarak hangi, yani şiirle mi başladınız, hangi alana yöneldiniz? Ya da böyle sizin tercihiniz nasıl şekillendi? Aynen. İlk olarak şiirle başladım. Bir anda geldi zaten şiir. Aa ne oluyor filan dedim ben şiir gelince. Halbuki ilkokul döneminde de çok şiir okumayı filan meraklıydım yani. O satırları ezberlerken sindirmiş olmalıyım ki. Bu sefer şiire döküldüğünde yazı bir şaşırdım tabii. Hani bunun yazı olarak gelmesini beklerken şiir olarak geldi. Ve ben ele almaya başladım. İlk olarak şiir antolojisiyle başladık. 7-8 arkadaş grup olarak bir şiir antolojisi çıkardık. Devamı da geldi zaten. İlhamla mı geliyor peki bu satırların dökülmesi gerçekten denildiği gibi? Bir ilham geldi ve kalem döküldü, öyle mi oluyor? Şimdi şiirde iki tane teknik var. Birisi kesinlikle ilhamla geliyor, o duygu patlamasıyla geliyor. Birisi de gerçekten teknik olarak oturup çalışıyorsunuz. Bu ikisini de insan birleştirebilir diyorum ben. Çünkü tekniğini de işin öğrenirseniz o zaman gerçekten şiir biçim bulmuş oluyor. Bana mesela daha zor geliyor diğer alanlardan şiir. Yani elinize aldığında belki diğer yapıtların arasında daha küçük, daha az sayfalı, daha ince görünüyor olabilir ama Narin. Sanki hepsinden daha zormuş gibi geliyor. Bilmiyorum, öyle mi? Yani hep şimdi işi deneyimleyen bunu belki daha iyi yorumlar. Şiir yazmak zor mu gerçekten diğer alanlarına göre yazarlığın? Şimdi şöyle bir şey, şiir duyguyla geldiği için öyle bir duygu patlaması yaşayacaksınız ki ve onu o anda değerlendirmeniz lazım. Ben mesela onu o anda elimde ne materyal varsa anında yazıyorum böyle o duygu patlamasında. Ben değilim zaten. Ben kendimi kaybediyorum. Nasıl yazdığımı da bilmiyorum. Dakika tutuyorum 2 dakika. Dakika tutuyorum 10 dakika. 10 dakikada uzun bir şiiri yazabilirim. Sonrasında tabii düzeltmelerini yapıyorum ama o 2 dakikayla 10 dakika arasındaki beynimin ne şekilde çalıştığını... Rüzgar esiyor diyorsunuz. Aynen, ben bilmiyorum. Benden başka birisi var. O yazıyor. O duygu patlamasıyla oluyor ama. O zaman ben oturayım şiir yazayım dediğinizde bu süreç muhakkap duygu olacak yani altında yatan bir duygu olacak. Siz doğadaysanız mesela doğadan çok esinlenmiş olabilirsiniz. İşte bir baykuşun ötüşünden bile esinlenmiş olabilirsiniz şiir yazarken ya da bir Ağustos böceğinin işte cır cır çıkarmasından. Onu içselleştirdiğinizde bir anda kelimeler dökülür böyle kendiliğinden. İşte o şiirdir. Çok güzel anlattınız. Şimdi masamızda bir takım kitaplar var. Evet. Bunlardan da biraz bahsedelim. Evet. Şöyle kırmızı zaten biri dikkat çekiyor. Şiirler evet. Aras evet. Akçay. Evet. Biraz bahsedelim mi detaylarında? Tabii ki, alayım mı elime? Lütfen buyurun. Bu benim arkadaşımın oğlunun ilk şiir kitabı.
11 yaşında kendisi Aras Akçay beni kitap buharında ziyaret etti. Bu benim geleceğin şair adamı. Ve o kadar çok mutlu oldum ki 23 Nisan'da aslında beni ziyaret etmesi kendisini ziyaret etmesiydi. Bu kadar derin bir anlam taşıyor. Gerçekten çok geleceğin çok büyük bir şairiyle tanışmış oldum ben. Aa, genç şair, daha doğrusu daha çocuklar şu an. Evet. Çocuk şairlerle tanışıyoruz. Evet. Aras'ta potansiyel çok yüksek. Doğadan etkilendiğini biliyorum. Ve tavrı, konuşmaları, cümleleri çok itinalı ve özenli. Karşımda çok büyük bir şair duruyordu. Beni çok mutlu etti. İnanılmaz keyifliydi. Fuarın en güzel tarafı da 23 Nisan'da standa geldiklerinde biz geleceğin aslında yazarları ve şairlerini karşılamış olduk. Yani ne güzel. Şimdi biraz hem sizin çocukluğunuz hem de bu dönemin çocuklarını ve çocukluğunu, evet, karşılaştırdığınızda daha mı şanslı çocuklar? Yani şimdi bakar mısınız bir kitapla, evet, İzmir, tabii yaşadığınız şehrin de büyük avantajları var. İzmir gibi bir yerde bir yazara yazdığınız bir veriyi ulaştırabiliyorsunuz. Kıymet daha şanslı sanki bu dönemin çocukları, değil mi? Ya bir kez anne ve baba bilinçli olunca, farkındalığı yüksek olunca çocuğundaki o nüansı yakalayabiliyor. Yakalayınca da hani bunun üstüne gidiyor. Aa, çocuğum işte destekleyici hareketlerle çocuğun yeteneği yönünde katkı olunca kesinlikle o bir üretime dönüşüyor. Aras'ın dönüştüğü gibi. Hı-hı. Ve bence muhteşem, çünkü çocukta bir potansiyel var. Çocuk bunu bilmeli. Evet, çocuk başka bir meslek sahibi de olabilir. Ama çocuk içindeki o potansiyeli bilerek büyüdüğünde daha anlam buluyor. Evet. Yani gerçekten daha şanslılar. Tabii toplum, geçmişe yönelik. Tabii toplum adına da bu çok önemli ve kıymetli. Çünkü onlar ileride büyüyecekler. O yönetici koltuklarında oturuyor olacaklar. Ve evet, sanatın bir dalıyla ilgilenmek demek onun, evet, geleceğe, evet, o ülkenin gelecekteki bakış açısına çok büyük katkılar sağlamak, evet, demek. Çok kıymetli. Şimdi Lavantalı Düşler. Bir de ona başlamadan önce lütfen, derini de anlatayım ben. Aras geleceğin şairiydi. Hı-hı. 23 Nisan'da. Derin de geleceğin yazarıydı. Hı. Derin bir okul gezisiyle standları ziyarete geldi. Çok şanslı kendisi de. Babası vardı yanında. Eminim Derin'in yeteneğine fark eden bir baba vardı. Annesi de aynı şekildedir. Ben çok mutlu oldum. Derin bana çok büyük bir soruyla geldi. Hmm. O soru karşısında, bir dakika, başım kalabalıkta hatta. O soruyu duyar duymaz ben dedim ki diğer işte şeylere, standı ziyaret eden kişilere, bir dakika. Kalktım yerimden, sonra Derin'in yanına geçtim. Derin'cim dedim, sorunu tekrar alabilir miyim? Bu arada video falan çektiler. Sorusunu sordu bana. Nasıl yazar oldunuz? Aşamaların nelerdi? Neden sorduğunu tahmin edebildim tabii ki. Potansiyel var. Ben Derin'e anlattım. Derin bana hayran hayran baktı. Aslında yine Aras gibi geleceğin yazarı Derin kendisini bende gördü. Ha, ne güzel. Bende gördü. İnanılmaz derecede işte fotoğraflar çektirdik. Onun pır pır eden kalbini duydum ben. Bu muhteşemdi. Babası da öyküler yazdığını, Derin'in bunları neler yapabileceklerini konusunda da ben onlara o gün rehberlik ettim birazcık. Derleme yapabiliriz dedim. Derleme yapılabilir. Öyküleri toplanır Derin'in. Bu şekilde ona ilham olur. Teşvik etmiş oluruz hayatlarında yani. Hayatlarında ne kadar önemli bir mihenk taşı olacak aslında ilerleyen yıllarda belki de. Çünkü, evet, yeteneklerini görünce şimdi, evet, siz tabii bu konuda uzmansınız ve nereye gidebileceğini bizden daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Evet. O çocuklar bir gün o yerlerde olduklarında bu hikayeyi anımsayacaklar. Yani, evet, siz bir mihenk, evet, taşı olacaksınız. Bu da çok kıymetli ve heyecanlandırıcıdır. Tabii ben oturdum sonrasında paylaşım yaparken Derin'le ilgili şeyimde, paylaşımımda ağladım. Onun o bakışı benim yüreğimi cız etti yani.
Çünkü dedim ki o beni değil de aslında kendisini görmeye geldi. Kendisini gördü hatta belki de. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Peki. Bu arada hem Aras'ın hem Derin'in hem bütün yetenekli çocukların 23 Nisan'ını da kutlamış olalım. Evet, burada. Çocuk bayramını da kutlamış olalım. Aynen. Geçelim mi Lavantalı Düşler'e? Geçelim. Şöyle bir şiir kitabı. Ben evet. Hep şiirler naiftir şöyle tutayım. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Şöyle bir şiir kitabımız var. Butik bir çalışma. Satışta değil asla. Üzerinde Kübalı bir ressamın, ünlü bir resmi var hatta. Sebebi uluslararası boyutta bir çalışma olduğu için. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Feminine Art Fest Kadın Festivali Dünya Kadın Kitaplığı'na özel olarak hazırlanmış bir çalışma. 50 tane şiirim var içerisinde. Ve biz 36 kadın yazar ve şair uluslararası boyutta, hem Türk yazar ve şair hem de yabancı yazar ve şair aynı şeyde programda buluşturulduk ve herkes kendi şeyine, yönelimine konuşturdu. Ve birer butik çalışma, kimisi öykülerini yazdı, kimisi öykü dışında makalelerini verdi, kimisi de şiirlerini verdi. Böyle bir çalışma yaptık ve Dünya Kadın Kitaplığı'na bu özel çalışma girmiş oldu. Satışta değil, olmasını zaten hiç kimse istemedi. Çok mutluyuz çünkü uluslararası boyutta olunca hem diğer kültürleri de tanımış oluyoruz. Onların ve bizim yazarlığı ve şairliği olan bakış açımızın nerede ve nasıl birbirini bulduğunu, buluştuğumuz noktaları ve teğet geçtiğimiz noktaları görmüş oldu. O ortak dil tabii ortaya dökülüyor. Bazen aynı dili konuşmuyor olabilirsiniz ama evet, ruhunuz, evet. Olaylar karşısında hissettikleriniz, bir anne olarak, bir kadın olarak, belki bir baba olarak hissettiğiniz kesinlikle. Aslında dil ve kültür tanımıyor. Ortak noktalarda buluşabiliyoruz. Kesinlikle, yürekte. Mesela orada Maria diye psikolog bir bayan vardı. Aynı zamanda şair. Hollanda'dan gelmişti. Kendisi oradaki psikolog derneğinin başkanı aynı zamanda. Mesela tanıştığımızda hemen bir duygusal alışveriş başladı bizde. Benim yabancı dilim olmadığı halde bir şekilde biz el kol hareketleriyle birbirimizi anlamaya ve dinlemeye çalıştık. Hatta onun şeyi vardı, söyleşisi vardı TÜYAP'ta. Katıldım ben. Katkıda oldum. Çok mutlu oldu. Sonra Elbette'yi anlattım kitabımı kendisine. Çok hoşuna gitti. Şimdi Elbette'nin çevirisi olacak. Hollanda'ya Kültür Bakanlığı'na Maria'nın sayesinde ulaştıracağız. O bize destek olacak. İnşallah Elbette Hollanda'da bir ödül getirir Türkiye'ye. Yani ne güzel, ne mutlu oluruz. Yine o zaman bir araya gelip konuşmak isteriz. Ya bakın muhakkak. Bir çalışma ve orada tabii. Bir karşılaşma ülke adına da aslında nelere vesile olabiliyor. Kesinlikle. Ne kadar kıymetli. Kesinlikle. Elbette'nin içeriği çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rotterdam'da ve Amsterdam'da geçen bir hikaye. Üç tane arkadaşın aslında hayat mücadelesini anlatıyor. Üniversiteye girişlerini anlatıyor. Genel olarak burada gençlere verilen bir mesajla birlikte tabii ki tarih bilgisi de verilmiş oluyor. O zorluklara rağmen iki şehrin hikayesiyle birlikte o üç arkadaşın hikayesini birleşim aslında Elbette. Onun çok hoşuna gitti Maria'nın. İnanılmaz derecede. Çevirisini yapar yapmaz kendisine ulaştıracağız. Hatta hiç sorun değil dedi. Ben seni misafir edeceğim evimde. Ya ne güzel samimiyet. Aynen. Böyle bu tip samimiyetleri de tabii bu tip ortamlar sağlıyor. Kesinlikle. O zaman şu Tanrıların Kapısı'yla mı devam edelim? Ne dersiniz? Devam edelim Tanrılar Kapısı'yla. Onun içeriğini de sizden dinleyelim. Çok enteresan bir kapağı var. Dikkat çekici bir kapağı var. Evet. Mustafa Tenker hocam yaptı. Ben hiç karışmadım bile. Ben sadece
ilk kafamdan geçen şeyi verdim ona, şablonu verdim. O kendisi halletti. Geldiğinde de bayıldım zaten. Tamam, ben karışmıyorum hocam dedim. Mustafa Tenger yayın grubundan çıktı bu. Hı hı. Hocamın kapak tasarımları muhteşemdir gerçekten. Evet. Bayılıyorum ben de. Tanrılar Kapısı aslında enteresan bir şey. Hem bilgi tarzında hem de kadim uygarlıkları anlatan bir kitap oldu. Biraz tarihi kurgu var içerisinde. Bilgiyle birlikte tarihi kurguyu harmanladım ben aslında. Bir anda geldi, bu şekilde yazmak istedim. Hocam her zaman derdi ki, bazı zaman kalemin söz dinlemez derdi. O ne yapmak istiyorsun, ne yazmak istiyorsa onu yaz derdi bana. Gerçekten baktım, bazı zaman söz dinlemiyor. Yani hani kalemin de bir ruhu var. Yani sizin dışınızda gelişen bir ruhu var. Bunu yazmaktan eğer zevk alıyorsanız, hoşunuza gittiyse ve gerçekten faydalı olabileceğini düşünüyorsanız, ki gerçekten beğenenler var. Anadolu'dan Amerika'ya giden bir serüven İstanbul'dan başlıyor ve bu serüvenin işte yere batan sarnıcı ile birlikte Silikon Vadisi'ne giden kahramanlarım var. Sonra gerçek şifreyi gelip Mardin'de bulmaları gibi. Evet. Dünyayı da içine alan. Dünyayı da içine alan, hiçbir şeyin birbirinden bağımsız olmadığını gösteren bir kurgu oldu. Çok isteyenler oluyor. Yani beğenenler oluyor. Dikkat çekici ve çünkü farklı, evet. Alışılagelmiş gibi Çin görünmüyor. Dışında biraz, evet. O yüzden o da benim geldiğinde mesela Tanrılar Kapısı ilk elime geçtiğinde, benden çıktıktan sonra tabii, ben bebeği dünyaya getirdikten sonra, elimi geçtiğinde ağladım. Bunu ben mi yazdım dedim. Tanrılar Kapısı ismini siz mi? Ben buldum. Tanrılar Kapısı. İddialı çünkü. İsmi de iddialı. Evet. İçeriği de farklı, ismi de iddialı. Kesinlikle kadim uygarlık ama. Kadim uygarlığın ne kadar değerli olduğunu, bazı şifrelerin gerçekten bazı noktalarda, dünyanın bazı noktaları da aramak gerektiğini, orada kesinlikle insanlığın, kainatın bütün şifrelerinin oralarda olduğunu vermek istedim. Zaten ben o uygarlıklarda hep benzer yer noktalara kesinlikle kurulmaya üst üste de kesinlikle devam etmişler. Evet. Yırtık sayfalar, yırtık sayfalar neyi anlatıyor? Şöyle bakalım. Tabii bakalım. Arkasında da var. Evet. Arkasında da şeyimiz var. Şöyle ben size uzatayım isterseniz. Evet. Buyurun. Aslında sizde de durabilirdi. Hı hı. Yırtık sayfalar İzmir'de tarihi asansörden bir İzmir turu attıran bize bir roman. Aslında psikolojik bir roman. Bir kadının hastanede geçen öyküsünü anlatıyor. Biraz bilinç akışı var, biraz dönem romanı var. Ama çok hoş. Şöyle diyor burada yazar. Yırtık sayfaları İzmir'i tarihi asansörden her yere yaymak istedim. Dağıtmak istedim. O yüzden zaten sayfalar asansörden, evet, bu şekilde atılıyor. Tüm İzmir'i de oradan gördüğümüzü düşünürsek tüm İzmir'e doğru gidiyor kesinlikle, sayfalar. Kesinlikle. Tüm İzmir'e yayılıyor. Tasarımı 4 bayan hiç uyumadan bir ay boyunca gece gündüz, bayramda hatta Bahar Yakın'ın koordinatörlüğünde tasarımı 4 kadın yaptık, beraber yaptık. Hı hı. Asansörü aldık cephemize, sağdan oturalım, soldan oturalım, bir sandalyede oturalım, asansörü sağımıza mı alalım, solumuza mı alalım diye. O kadar. Ama bizzat asansörü canlı izleyerek mi bu çizildi? Tabii ben gittim. Süper. Ben onları kendim, işte kendileri İstanbul'da olduğu için diğer 3 bayan, ben kendim birebir onlara bunu canlandırmaya çalıştım, anlattım. Çok hoştu. Bu şeyde eşimin fikriydi. Hı hı. Mustafa Gülümser'in tarihi asansörden dedi, işte böyle bir şey yapabilirsin, düşünebilirsin çünkü tarihi asansör geçiyor.
Neden olmasın dedim. Çok güzel bir fikir. Yırtık sayfaları tarihi asansörden bütün İzmir'e dağıttık. Yaymak istediniz. Evet. Peki bunun da içerisinde yine tarih ve bilgi var mı yoksa kurgu mu? Burada, kurgu bir hikaye mi? Burada yarı yaşanmışlık diyelim. Gerçek hikaye de var. Evet, yarı da kurgu diyelim. Yani birebir yaşanmışlık asla diyemeyiz. Evet. Gerçek ve kurgunun harmanlanması. Aynen hı-hı, harmanlanması. Burada mesela fuar anıları var. En güzel tarafı da bu herhalde. Fuarda gençlerin nasıl şey oluşturduğunu, anı oluşturduğunu geçmişe dönüp baktıklarında insanların bunu okuduğunda, yırtık sayfaları okuduğunda kesinlikle o anıları hatırlayacağını düşünerek yazdım. Yani güzel. Fuarı da zaten konuşacağız. Evet. Şimdi ilerleyen evet, dakikalarda yad etmiş oluruz. Şurada bir tane daha evet, var. Papirus. Papirus dergisi. Toplumcu gerçekçilik akımının öncü temsilcisi Fakir Baykurt. Evet. Ben şöyle göstereyim. Oldukça da fazla isim var kapakta. Evet. Neyi anlatıyor şu elimdeki bu kitap? Bu Papirus dergisi Cemal Süreyya'nın kurmuş olduğu bir dergi. Hı hı. Daha doğrusu edebiyat seçkisi. Şu an genel yayın yönetmeni Mesut Şenol Beyefendi'nin öncülüğünde iki ayda bir çıkarılan bir dergi. Papirus dergisi edebiyata yön veren bir dergi aslında. Hı hı. Geçenlerde Papirus ile ilgili bir şey cümle kurmuştum. Tekrar kurabilirim. Lütfen buyurun. Papirüs bir şiirin ilkesi. Hmm. Bence. Çünkü Cemal Süreyya edebiyatta çok ünlü bir ve yeri çok dolu olan bir insan. Ve bize bıraktığı bir miras. Bu mirası biz taşıyabilmek için geleceğe. Ben de kendi şiir ve öykülerimle, sağ olsun Mesut Şenol Beyefendi şiirlerimi ve öykülerimi beğendiği için yer verdi. Çok ben güzel. De hem şiirlerimle hem öykülerimle ara ara dergide yer alıyorum. Haydar Ergülen Beyefendi var, önemli üstadlarımızdan ve birçok yazar ve şair arkadaşım var. Hem geçmişten hem gelecekten birçok insanın var olduğu ve ileriye taşımak istediğimiz bir dergi. Harika. Şimdi süreye de baktım. O kadar hızlı akmış ki kitaplardan bahsederken işte tabii böyle ki oluyor. Tabii İçerisinde ki. Biz de savruluyoruz. Biz fuardan da bahsedelim. Bahsetmeden geçmek olmaz diye düşünüyorduk. Aynen. Biz yayın öncesi de biraz zaten sohbet evet, ettik. Çünkü ben bu senekine gidemedim. Hatta daha öncesinde hollerdeydi. Bu kez dışarıda acaba nasıl evet, bir ambiyans oldu diye. Şimdi sizler bizzat yaşadığınız için çok daha evet, net anlatırsınız. Nasıldı tabii bu sene İzmir kitap fuarı? Fuara katılımım benim 3 gün oldu. Çünkü ben omurilik tümörü ameliyatı oldum. Fazla ayakta kalamıyorum. Hmm. Ayakta kaldığım zaman sıkıntılar yaşıyorum. Ayağımda uyuşmalar falan oluyor. Dolayısıyla 3 gün boyunca orada okur ve yazar buluşmasını hem de fuarın genel gidişatı hakkında gözlemlerim tabii ki oldu. Çok güzeldi. Her şeyden önce bir emek var ortada. Hı hı. Okur ve yazarın buluşturulması, açık alan, kapalı alan hiç fark etmez. Dolayısıyla burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Emek çok güzeldi. Organizasyonu da emeğe geçen herkese gerçekten ben teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir şey vardı. Ben bir gün kendi yayın evimde yer aldım. Biz yayın evlerinde ki standlarda pozitif ayrımcılık görüyoruz. Bu belli bir bedel ödedikleri için. Hmm. Ama biz mesela yayın evlerinin yazarları yine derneklere bağlı olmayı tercih ediyor. Şöyle bir şey var. Yayın evinden kitabımızı çıkardığımızda bizler belli bir ücret alabilmek için 2000. baskıya geçmemiz lazım. 2000. baskıya kadar biz sıfır paraya imza atıyoruz. Hiç para almıyoruz ve belli meblağda para ödüyoruz öncelikle. Ve bu kağıt
sektörünün dolar bazında işleyişiyle birlikte bu meblağlar inanılmaz derecede yükseldi. Afaki rakamlara ulaştı. Bunu herkes karşılayamıyor. Çok değerli arkadaşlarım var. Kalemi çok kuvvetli olan, tanınmamış çok değerli insanlar var. Hı hı. Biz bunlara şans yaratabilmek için sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde üye oluyoruz arkadaşlarla birlikte. Yayın evinde sattığımız standlarında imzaladığımız kitaplardan asla ya kar payı alıyoruz ya da herhangi bir ücret alıyoruz. Sadece kitabımızın orada tanıtımını yapıyoruz. Okurla yazar buluşması oluyor. Zaten bizler çok böyle tanınmış yazarlar değiliz. O yüzden genellikle derneklerde yer almaya çalışıyoruz. Dernekler kısmında ise sanki birazcık orada ayrımcılık ve tecrit edilmiş bir alanda yer almaları onları çok üzdü bu fuarda. Çünkü diğer şeyler, yayın evleri inanılmaz derecede güzel çadırlardaydılar. Bizim alanımız çok tecrit edilmiş şeklindeydi. O alanda böyle üvey evlat muamelesi görmüş olduk. Ve sadece bizim şeylerimiz geldi. Hani kendi bizi takip eden kesimler, çünkü Instagram'dan ya da sosyal medyadan paylaştığımız için. Yani biz oraya gerçek okuyucuyu zor çektik. Çünkü şeydi, resmen yayın evlerinden çok ayrı bir kısımdaydı ve öksüz kaldık, anlayacağınız. Bu durum tabii ki üzdü ve yağmurun olmasıyla, rüzgarın olmasıyla birlikte bize çadır verilmediği için, açık alanda olduğumuz için ve masa ve sandalyelerde çok hani o şey olduğu için, kısıtlı olduğu için inanılmaz derecede zorlandık. Arkadaşlarım üzüldü. Çünkü başka şehirlerden gelen arkadaşlarım var. Bir yazar bir kitabını bir okuyucuya ulaştırdığında inanılmaz derecede mutlu oluyor. Bunun mutluluğunu karşılığında bedel aldığı için değil, onu imzaladığı için o kitabı vermesi onun için mutluluk kaynağı. Onun başka beslendiği nokta yok çünkü. Kaynak yok yani. Ve o kitabın ücretini cebine soktuğunda inanın ki yol parasını zor karşılıyor. Başka şehirlerden gelen arkadaşlarım olduğu için zor koşullarda geliyorlar. Otel ücretlerini biliyoruz zaten. Bunun yemeği var, yol parası var. Her şeyi, ekonominin hangi durumda olduğunu biliyoruz. Tabii zor. Burada işte birazcık tecrit edilmiş olması o alanın, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin bizi birazcık üzdü. Bütün arkadaşlarımı elimizden geldiğince orada, o alanda birbirimizi destek olmaya çalıştık biz. Yani benim takipçim geldi ya, arkadaşımın da böyle bir kitabı var, ona da bakar mısınız dedikçe biz birbirimizden orada şey aldık, destek aldık yani. Fuar diğer türlü festival şeklindeydi. Yağmur yağdı ama o büyük çadırlar tabii ki yayın evlerinin standlarını korudu. Şöyle bir şey var, kesinlikle 23 Nisan'da olması çok anlamlıydı, o çok güzeldi. Ama bayram sonrası böyle bir fuarın organizasyonu ekonomik açıdan dezavantaj oluşturdu. Benim kendi fikrim. Çünkü insanlar gerçekten kısıtlı imkanlara sahip şu an. Ama 23 Nisan'a denk gelmesi müthişti. Gerçekten geleceğin yazarlarını ve şairlerini de orada ağırlamış olduk. Festival havasında olması, gençlere çok inanılmaz derecede alanlar yaratması eğlenceli ve keyifliydi. O konsepti çok beğendim. İnanılmaz hoşuma gitti. Hatta kızımla arkadaşı da geldi. Onlar da çok mutlu oldu. O fuarın o alanları değerlendirilmesi çok muhteşemdi. 5 yıl sonra hollerden açık alana geçiş. Evet, hatalarıyla ve seyahatlarıyla gerçekten çok güzel bir etkinlikti. İnşallah daha nice
fuar organizasyonlarında daha iyilerini imza atarız. Artıları olduğu gibi eksileri de vardı. Şimdi 5 yıl sonra da tabii holden dışarı alındığı için bu eksileri de söylemekte fayda var ki bir sonrakiler için de bu eksiklikler giderilerek bir takım işleyişler gerçekleştirilebilsin. Aynen. Burada hiçbir zaman biz hep deriz bir şeyleri eleştirirken amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Kesinlikle. Bunun da hani altını çizmekte fayda var. Kesinlikle. Bir de şimdi iki defa olacak değil mi yılda İzmir'de? Evet, o da önemli bir katkı sağlayabilir. Kesinlikle. Ekim ayında tekrardan var. Büyük ihtimalle Ekim ayındaki kapalı alanda yapılır. Öyle düşünüyorum ben. Fuar Gazemir'deki şeyde alanda yapılır. Oranın tadı başka, buranın tadı başka. Bence sonbaharda, kapalı alanda, bahar ayında açık alanda yapılması bence fuar açısından bir iğme kazandırır. Şöyle bir şey, derneklere şöyle yapılabilir. Bir yayın evinin tam karşısına bir dernek gelecek şekilde konumlandırılırsa, bu şekilde şema yapılırsa, harita çizilirse daha akıcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yayın evleri daha dikkat çekici, okuyucunun daha çok dikkatini çekiyor. Ünlü yazarları okumaya çalışan insanlar, okuyan insanlar bu sefer de hiç tanınmamış, adından söz ettirmemiş ama kalemi çok güçlü yazarlarla tanışma fırsatı doğacaktır. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli ama biz vaktimizi o kadar çok açtık ki. Evet. Biz her zaman bekleriz. Kapımız her zaman açık. Kültüre, sanata her zaman yerimiz var. Harikasınız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben çok teşekkür ederim. Nezaketinize, zarifliğinize ve her şeyden önemlisi samimiyetinize. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz size. Çok teşekkürler. Evet efendim, yazar Esin Gülümser bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Hem kendisinin çalışmalarını hem de İzmir Kitap Fuarı'nı detaylıca değerlendirmeye çalıştık. Sizlerden kısa bir ara rica edeceğiz. Aranın ardından tüm Yerelsen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ bizimle birlikte stüdyomuzda olacak. Yarın malumunuz 1 Mayıs, emekçiyi detaylıca konuşacağız. Kısa bir aranın ardından